Boşanma davalarında hep biz burada haber yapıyoruz. İşte çocuk velayeti, en son Deniz Uğur veya muhtarla ilgili velayet davasını. Ama bu haberi biraz da gülümseyerek okudum. İki ünlü isim, Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl. Büyük aşk yaşadılar, bir darılıp bir barıştılar. Sonra evlendiler. Olmadı, bir daha bir ayrılık oldu. 2 yıl evli kaldılar. 2 yıl süren evliliğin ardından da anlaşamayıp boşandılar iki ünlü isim. Ünlü çift beraber oldukları dönemde Mira ve Minni adını verdikleri iki köpeğe sahip çıktılar. Birlikte aynı evde o köpeklerle birlikte yaşıyorlardı. Ancak boşandıktan sonra köpekler Burcu Kıratlı'da kalmıştı. Sinan Akçıl da bu duruma tepki gösterdi. Sinan Akçıl Burcu Kıratlı'dan köpeklerinin velayetini istedi. Diyor ki Sinan Akçıl, bence diyor belli bir süre evli kalmış insanlar, bu insanlar içinde boşanma sürecinde ortak baktıkları hayvanlar için tıpkı çocuklarda olduğu gibi bir velayet, periyodik görme hakkı ile nafaka düzenlemesi olmalı. O sizin çocuğunuz gibi oluyor. Ayrıldım diye ben neden o hayvanlardan da ayrılmak zorunda kalıyorum ki diyor. En azından hafta sonları benim onları görmem, onlarla vakit geçirmem gerekir diye düşünüyorum diyor. Böyle bir haber var magazin gündeminde Ali abi. Mantıklı. Ya falan. Mantıklı yani Ya da bölüşsünler köpekleri, bilemedim ama. köpekler kendi araları pek köpekleri de sormak lazım. Sinan'ı mı istiyorlar? Köpekleri de sor. Burcu'yu mu Anneyi mi istiyorlar? istiyorlar, babayı mı? Yani Allah'tan çocuk sahibi olmadılar. Demek ki çocuk sahibi olsalardı Velayet daha davası. sert bir velayet davası olacaktı. Bu yani mahkemeye intikal ettiğinde yargı ne karar verir bilmiyorum ama o mahkeme sonuçlarına kadar herhalde köpekler ömürlerini tamamlamış olur. Yani tartışmaya değer, üstünde durulması gereken medeni kanunun bir boşluğu bence bu. Medeni kanunda bu evcil hayvanların sahiplenmesi, evlilik sırasında edinilen hayvanların velayetleri konusunda yani Sinan Akçıl'ın birçok fikrine katılmam ama bu söylediği şey bence mantıklı. Bu nafaka düzenlemesi nasıl oluyor Ali abi? Diyor ki tıpkı çocuklarda olduğu gibi velayet, periyodik görme hakkı ve nafaka düzenlemesi olmalı. Nafaka derken işte onun veteriner bakımı, maması, şusu, busu. Onu da bölüşme Yani gibi. onların da bir lüks yaşamları var. Yani sokaklarda beslenmiyorlar, evlerde besleniyorlar. Veterinerler ciddi para. Mamalar ciddi para. Evet. Yani onun için bence söylediği mantıklı. Üzerinde düşünülmesi gereken hukukçuların da hayvanseverlerin de hayvan haklarını koruyanların da üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Tabii hayvan psikolojisini ben anlamam. Veterinerler daha iyi bilir. Hayvan doktorları var. Belgesel kanallarında izliyorum. Hayvanların psikolojisini de çok iyi takip ediyorlar. O nedenle yani Ama medeni dünyada tartışmaya değer bir konu. Sinan Akçıl görmek istese Burcu Kıratlı, yani köpekleri hayır göstermem demez ki. Yani burada Demek ki bu konuda da mı bir sorun yaşadılar? istedi de Burcu köpek mi çekti ona? Ne oldu? Bilmiyorum. Bana sempatik bir haber geldi ama hani ben Evet. köpekleri görmek Yani istiyorum öyle dedi Sinan. köpek çekmek diye bir Köpek tabir var ya. Bana köpek çekti. göstermiyor. Köpekleri istedi, köpek mi çekti ona bilmiyorum ama üstünde Cezalandırdı mı? tartışılması gereken bir konu. Yani başına gelmeyince anlamazsın ama başına gelenler için anlamlı bir şey. Belki de bu dertten çok kişi var bu haberle birlikte, değil mi? Böyle bir kanun çıkarılabilir, birçok ayrılıp Türk da. Medeni Kanunu'na bu paylaşım konusunda tek derdimiz bu olsun. Şimdi adam